Onlar 2000 yıldır antik dünyanın derinliklerinde saklı kalan en büyük gizemlerden biriydi. Ölümsüzlüğü ve tanrılaşmayı hedeflemiş ama zamana yenik düşmüş bir kral. Pek çok ulustan insanın tapındığı ve korktuğu bir tanrılar mabedi. Eşi görülmemiş devasa boyutlarda heykeller ve bugüne dek yapılmış en muazzam anıtları bile gölgede bırakan bir dağ. Tümü bir sır. Daha fazla saklı kalamayacak bir sır. ...19. yüzyılın sonları. Sanayinin yaygınlaşmasını getirdiği ve mantığında diğerlere duyulan merak edilmesi, yepyeni bir çağın doğuşunu getiriyordu. Yeni coğrafyaların keşfiyle birlikte arkeoloji, dünyanın yeni gözdesi olmuştu. Tarihçiler kayıp medeniyetleri ortaya çıkartmanın gururunu yaşarken, bulunan hazineler de zengin destekçilerinin evlerini süslüyordu. 1881'e gelindiğinde Karl Humann Bergama Tapınağı'nı keşfetti. Heinrich Schliemann 11 yıldır Truva'da kazı yapıyordu. Howard Carter'ın Tutankhamun'un mezarını bulmasına ise daha 43 yıl vardı. Aynı yıl Berlin'deki Prusya Bilimler Akademisi'ne İzmir'deki Alman konsolosundan esrarengiz bir mektup geldi. Mektupta yazılanlara göre Karl Sessler adlı bir Alman demiryolu mühendisi, Anadolu'nun doğusundaki bir dağın tepesinde devasa heykellerin varlığından söz ediyordu. Dağısı vardı. Sessler dağın deniz seviyesinden 2150 metre yükseklikte olduğunu ve heykellerin o dönemin Gilgio Dağı kültürlerinden biri olan Asurlulardan kaldığını söylüyordu. Bu iddia karşısında akademi üyeleri çok şaşırdı. Daha önce başka kişilerce de o bölgede incelemeler yapılmış olmasına karşın ilk kez Nemrut adındaki bir dağın tepesinde Asurlulardan kalma heykellerin olduğu söyleniyordu. Akademi hemen en başarılı üyelerinden biri olan Otto Puchstein'ı Karl Sessler'le buluşması ve Anadolu'nun bu az bilinen topraklarında bir keşif gezisi yapması için Kahire'ye gönderdi. Gezginler günümüz Türkiye'sinin güney kıyısına varışlarının ardından dünyadaki en zor yollardan birinde yolculuklarına başladılar. Sarp dağlardan ve engebeli arazilerden geçerek eski doğu ile batı arasındaki doğal sınırı oluşturan efsanevi nehir Fırat boyunca yürüdüler. ...30 Nisan 1882'de Puchstein ve Sessler Adıyaman'a varmışlardı. Dik yamaçlar ve uçsuz bucaksız sarp vadilerin ardından kaşifler 4 Mayıs 1882'de yani yola çıktıktan ancak 2 ay sonra zirveye ulaştılar. Karşımda beliren şey beni hayrete düşürmüştü. En yüksek kayalık tepenin üstünde tırmandığımız terastan 40 metre daha yukarıda mezar tepesi yükseliyordu. Sanki bir dağ üzerine oturmuş başka bir dağ gibiydi. Kayadan yontulmuş yüksekçe bir podyum üzerinde sırtları mezar tepesine dönük ve oturur vaziyette devasa boyutta 5 tanrı heykeli yer alıyordu. Otto Puchstein. Bu devasa heykeller kimlerindi? Yerdeki başlar 2 metreden daha uzundu ve başsız gövdeler 10 metreden daha yüksek görünüyordu. Bu bölgeyi incelerken Puchstein figürlerden bir tanesinin sol elinde bir topuz olduğunu fark etti. Acaba bu Yunan tanrısı Herakles'in bir heykeli olabilir miydi? Puchstein bu figüre daha yakından bakmaya karar verdi. Puchstein heykellerin arkasına geldiğinde eski Yunanca yazıtların izlerini fark etti. Öyle ki büyük ihtimalle bunlar diğer heykellerin altına doğru da devam ediyordu. Büyük bir heyecanla taşları temizlemeye başladı. Eski Yunan harfleri ard arda belirmeye başladığında Puchstein hayatının en büyük sürprizini yaşamak üzereydi. İşte gördüğün gibi
tanrılara gerçekten layık olan bu heykelleri ben diktirdim. Zeus Oromastes'in, Apollon Mitras Helios Hermes'in, Artagnes Herakles Ares'in ve her şeyi besleyen vatanım Komagene'nin heykelleri. Aynı taştan yapılmış ve aynı tahtlar üzerinde oturarak duaları işiten tanrıların yanına kendi heykelimi de koydurdum. Yazıt Puştayn'a doğrudan sesleniyordu. Bu etkileyici metni yazan Yunanca isimlerinin yanı sıra Perslere özgü isimlere de sahip tanrılar arasına kendini koymuş bu kişi kimdi? Puştayn yalnız bir şeyden emindi. Bu anıtlar Asurlulara ait değildi. Puştayn tüm cevapların yazıtta gizli olduğunu düşündü. Ne yazık ki zaman ve dua yazıtları yıpratmıştı. Yazarın kimliğinin bulunduğu ilk satırlar okunamıyordu. Puştayn bu gizemi çözmek için çevrede dolaşırken Tümülüs'ün arkasındaki başka bir terasa çıkan yolu fark etti. Puştayn Tümülüs'ün etrafından dolaşıp batıdaki terasa geldiğinde batı terasındaki heykellerin ve mimari yapıların doğu terasındakilerle aynı olduğunu görünce hem şaşırmış hem de sevinmişti. Burada hem aynı yazıtı hem de aynı heykelleri görüyoruz. Puştayn için önemli olan şey yazıtlardı. Batı terasında bulduklarını kullanarak doğu terasındaki yazıtta eksik olanları tamamlayabildi. İki terastaki yazıtları karşılaştırarak her iki yazıttaki eksikleri tamamlayan Puştayn, bu sayede bir ipucu daha bulmuştu. Pers ülkesinin, Makedonya'nın ve kendi ülkemiz Komagene'nin bütün tanrıları çocuklarını ve torunlarını kutsamaya devam edecekler. Bu metni yazan büyük bir ihtimalle hem Makedonyalıların hem de Perslerin varisi olduğunu iddia eden ve tarihte az bilinen Komagene hanedanının üyesi olan bir kraldı. Ama hangi kraldı? Sabrı tükenmeye başlayan Puştayn, aynı gece nihayet gerekli satırların çevirilerini yapmayı başardı. O zafer büyük kral Antiochus, adil ve göze görünür tanrı, Roma ve Helen dostu, kral Mitradates Kalinikos'un ve tanrıça kardeşsever kraliçe Laodike'nin oğlu, kendi lütufkarlığından kaynaklanan işleri sonsuzluğa aktarabilmek için kutsanmış taht dairelerine dokunulmaz harflerle yazdırdı. Puştayn'ın 1882'de Nemrut Dağı'nda deşifre ettiği kitabe Helenistik dünyanın en önemli keşiflerinden bir tanesidir. 237 satırlık bu muazzam edebi kitabe Antiochus I'in Nemrut Dağı'nda yaptırdığı bu muazzam kutsal alanın hem tarihini hem de niteliğini bize ayrıntılı bir şekilde vermektedir. Puştayn kralın kimliğini öğrendikten sonra artık dağdaki heykelleri inceleyebilirdi. Figürler şimdi yedek gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Görünüşe göre bunlar ne Yunan ne de Pers'ti. Bu iki dünyanın özgün bir biçimde bütünleştirilmesinden meydana gelmişlerdi. Heykeller ve kabartmalar kadar etkileyici olan bir başka yapıysa 50 metre yüksekliğinde olan ve milyonlarca kireç taşından oluşan Tümülüs'tü. Tümülüs iki terasın arasında yer alıyordu ve bütün araziye hakim bir konumdaydı. Puştayn bunun dünya üzerinde bilinen en yüksek Tümülüs olduğunu fark etti. Burada buldukları beklentilerinin çok ötesindeydi. Nemrut Dağı'nın keşfi ve buradaki kalıplar üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde bu bölgenin tarihiyle ilgili büyük bir boşluk giderilmiştir. Öyle ki Pers İmparatorluğu hakkında pek çok şey biliyoruz. Eski Yunan Roma İmparatorluğu ve Ermenistan hakkında da pek çok şey biliyoruz. Ama o güne kadar ne Komagene bölgesi hakkında ne de Fırat Nehri'nin bu tarafında kalan bölge hakkında fazla bir şey biliyorduk. Bir kere o devre kadar hiçbir zaman bu kadar kolosal, bu kadar muazzam büyüklükte eser görülmemiştir Helenistik çağ eserler arasında. Ve ilk kez batıyla doğu dinlerini, batıyla doğuyu bir arada birleştiren böyle bir sentez yoktur. Ondan sonra bu yükseklikte yani 2100 metre yükseklikte yapılmış böyle bir eser yoktur. Bir de o zamana kadar hiç bilinmeyen bir sözcükle tanımlanıyor bu anıt. Hierotezyon deniyor. Hierotezyon ilk kez bu yazıtlarda ortaya çıkıyor ve ilk kez bu anıtın ismi oluyor. Hierotezyon yani kutsal mezar anlamına geliyor.
Kuştayn dönüş yolculuğundan önce yazıtı bir kez daha incelediğinde Antiyokos'un ona bir sürprizi daha olduğunu gördü. Zamanın tahribine dirençli bu tapınak mezarın temellerini göksel tahtların en yakınında atarak buranın ileri yaşa ulaşmış talihli bedenim için sonsuz bir istirahatgah olmasına karar verdim. Büyük ihtimalle kral tümülüsün altında bulunan bir mezar odasında gömülüydü. Bu oda bulunursa Helenistik dünyaya ait olan ilk ve tek el değmemiş mezar odası olacaktı. Sıradan bir keşif olarak başlayan gezi, döneminin en büyük arkeolojik buluşlarından biri olmuştu. Kuştayn'ın raporu Berlin Akademisi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Hemen 1883'te bu bölgeye yapılacak ikinci bir keşif gezisi için izin çıkardılar. Bu kez ekibe daha deneyimli olan Karl Humann liderlik edecekti. Aynı yıl İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne müdürü Osman Hamdi Bey de kendi keşif gezisini düzenledi. Nemrut Dağı 2000 yıl aradan sonra birdenbire hem doğunun hem de batının ani ilgisini kazanmıştı. Daha kalabalık ve deneyimli olan Humann Kuştayn ekibi bölgeyi daha ayrıntılı inceleme olanağına sahipti. Çalışmaları sonucunda Antiyokos'un soyuna ait Pers ve Makedon atalarını tasvir eden 70'ten fazla kabartma buldular. Keşif grubu bu kez çok özel bir tarzı olan heykellere de daha çok ilgi gösterebildi. Heykel başlıklarıyla tiyaralarda Pers ve Ermeni tarzı görülürken, heykeltıraşlık üslubunda ise Yunan etkileri olduğunu gördüler. Ancak hala cevaplanamayan, Antiyokos'un neden bu büyüklükte bir anıt yapılmasını emrettiğiydi. Deniz seviyesinden 2150 metre yükseklikte, etrafında dağlardan ve Fırat Nehri'nden başka bir şey bulunmayan, devasa heykeller ve atalarına ait kabartmalar içeren bu anıt, basit bir tapınak mezardan daha fazlası olmalıydı. Ne yazık ki şiddetli fırtınalar, günün dayanılmaz sıcağı ve gecenin dondurucu soğuğu keşif ekibinin daha fazla inceleme yapmasını engelledi. Diğer sırların çözümü gelecekte yapılacak yeni kazılara kaldı. Dağın karmaşık konumu ve heykellerin dağınıklığı, araştırmacıların karşılarında gördüklerini anlamalarını daha da zorlaştırdı. Mekanın boyutlarını tam olarak hesaplayamamış ve yazıtların çoğunu okuyamamışlardı. Heykelleri de tam olarak anlamlandıramamışlardı. İstanbul'dan gelen Osman Hamdi Bey gibi Kuştayn ve Humann'daki taplarında buldukları pek çok şeye karşın anıtın etkileyici yerel bir üründen başka bir şey olmadığını belirttiler. Bu nedenle arkeoloji dünyası Nemrut Dağı'ndaki buluntuları sadece megaloman bir kralın kendini yüceltmek için yaptırdığı gösterişli bir anıt olarak algıladı. Bu yüzden 2000 yıl sonra yakalanmış olan bu uyanış şansı bir kez daha yerini derin bir uykuya bıraktı. Ta ki New Yorklu bir kadın arkeolog, Nemrut Dağı hakkında daha söylenecek çok şey olduğuna karar verene kadar. Arkeoloji ve mimari üzerine eğitim almış olan Teresa Güvel, 1946'da Türkiye'nin doğusundaki bir kazıda çalışıyordu. Kuştayn ve Humann'ın kitabını okuduktan sonra 1947'de Nemrut Dağı'na kısa bir yolculuk yapmaya karar verdi. Eski çağ tarihi ve sanatı konusunda eğitimli olan Güell, dağın tarihin en büyük gizemlerinden birinin cevabını sakladığına emindi. Milattan önce 8. yüzyılda birdenbire tarihi kayıtlardan kaybolan Hititlere ne olmuştu? Teresa Güell sorusunun cevabını mutlaka bu bölgede bulacağına inanıyor. Yerel halkın, bir kadının tek başına Nemrut Dağı'na tırmanmasının çok tehlikeli olacağına dair uyarıları bile fikrini değiştirmeyi başaramadı. 1947 yılının Temmuz ayında Teresa Güell, Nemrut Dağı'nın tepesindeydi. Nemrut Dağı'nı ve onun üzerindeki Antiyokos tapınağını görünce güzelliği ve görkemi karşısında donakaldım. Buradaki araştırmaların hayat boyu sürecek bir çalışma olduğunu anladım. Gerçekten de öyle oldu. 1953 yılında 52 yaşındaki Teresa Güell, işitme yeteneğini hızla yitirmesine rağmen
Amerikan Doğu Araştırma Okulu'nun sponsorluğunda Türkiye'nin doğusunda bir kazıya liderlik eden ilk kadın arkeolog oldu. Teresa Güell was about in her mid-50s. Teresa Güell o yıllarda 50 yaşlarındaydı. Kendine özgü bir insandı ve diğer insanlara karşı sıcak bir yaklaşımı vardı. Bu yüzden olsa gerek bölge halkı tarafından çok seviliyordu. Bunu hemen anlamıştım. Freya Stark ve Lady Esther Stanhope gibi değişik coğrafyalarda keşif yapan harika kadınlardan biriydi. Bölge halkının dışında Nimrud Dağı'na çıkmış olan ilk kadındı. Bu özel durum her zaman onun çok yönlü kişiliğiyle bağlantılı bir şey olarak kalacaktır. Teresa Göer'le birlikte çalışan Alman Friedrich Karl Dörner saygın bir epigraf ve arkeologdu. Ortaklıklarından iki yıl önce Dörner, Antiochos'un babası Mitradates Kalinikus'un Kahta Çayı üzerindeki Arsamea'da bulunan mezar anıtını keşfetmişti. Profesör Dörner, Arsamea'da, Teresa Güell'de Nemrut Dağı'nda çalışmak için izin almıştı. Sonunda birlikte kazı yapmaya başladılar. Bence birlikte kazı yapma fikri ikisi için de iyi bir karardı. Çünkü Teresa Güell bir mimardı. Profesör Dörner ise bir epigraf ve eski çağ tarihçisiydi. Güell ona burada mimari konularda yardım etmişti. Profesör Dörner de Teresa Güell'e Nemrut Dağı'nın tepesindeki yazıtlarda yardım etti. Ekip hiç vakit kaybetmeden sonuçlar almaya başladı. İlk buluntu doğu terasındaki kireç taşı yığınının altında gömülü olan Antiochos kafasıydı. Bunu Antiochos'un tanrılar tarafından karşılanışını betimleyen batı terasındaki kabartmalar izledi. Bu arada Dörner eski Yunanca yazıtları bir araya getirmekle ve onların çevirilerini yapmakla uğraşıyordu. Genellikle kalıntıları bir araya getirip onarmak çok yorucu oluyordu. 2000 yıllık tahribatın zararlı etkileri ve pek de hoş olmayan çalışma koşulları yüzünden iş iyice zorlaşıyordu. Dağda gündüzleri 40-45 dereceye kadar çıkan sıcaklık geceleri dondurucu bir soğuğa dönüşüyordu. En yakın ırmaktan bir kap su getirmek bile 3 saatlik bir yolculuğu gerektiriyordu. Gölgesinde oturacak bir tek ağaç yoktu. Hiçbir korunağı olmayan bu tepelerde rüzgarın, yağmurun ve tozlu fırtınaların merhametine kalmıştık. Bunlar yetmezmiş gibi bir de etrafta dolaşan ayılar vardı. Teresa Güell. 1950'li yılların ortalarında burada dağdaki hayatı düşünmek bana hoş anılarla beraber çetin mücadeleleri de hatırlatıyor. Yazın ortasındayken bile hava şartlarının inanılmaz derecede değiştiğini görebiliyorduk. Çok kısa bir süre içinde bulutlar toplanıyor ve bir dolu fırtınası başlıyordu. Çadırlarımızı ve tutabildiğimiz bütün eşyalarımızı tutuyorduk ama yine de fırtınada her şey uçuyordu. Kamp fırtına sonrasında her zaman bir savaş alanını andırırdı. Bütün bu zor şartlara karşın Güell ve Dörner ellerinden geldiği kadar çok bilgi toplamaya devam ettiler. Artık bölgenin kesin bir planını çıkartabilecek durumdaydılar. Nemrut ve Kahta Çayı üzerindeki Arsamea mezar anıtlarında yapılan daha ayrıntılı incelemelerde pek çok ortak nokta bulundu. Çift platform, basamaklar, tanrı kabartmaları ve Küçük Asya'daki en uzun iki eski Yunanca yazıt gibi. Helenistik Pers ve Hitit tarzlarının sentezinden oluşan heykelleriyle Nemrut Dağı'ndaki anıt mezar, daha önce yapılan Arsamea tapınağının geliştirilmiş bir haliydi. Antiochos'un mezar anıtının köklü bir geleneğin ürünü olduğu açıkça ortadaydı. Antiochos, buradaki arkeolojik parçalarda, sanatta ve anıtsal heykellerde Pers, Makedon ve Yunan geleneklerini bütünleştirmiş, bunlara ek olarak yeni bir komegene kimliği, bir komegene kültürü oluşturmaya çalışmış. Buluntulardan bir tanesi çok özeldi. Batı terasındaki bu arslan kabartması, realist Yunan geleneğine uygun olarak yapılmıştı. Ama kafası ve yelesinin Hitit etkileri taşıdığı açıkça görülebiliyordu. Aslanın sırtında 3 gezegen, 19 takım yıldızı ve hilal biçiminde bir ay vardı. Yazıtta arslanın üzerindeki gezegenlerin Jüpiter, Merkür ve Mars olduğu belirtiliyordu. Şaşırtıcı bir şekilde gezegenlerin hepsi de tapınaktaki tanrı heykelleriyle temsil ediliyordu. Bu belli bir yılı ve günü belirten bir horoskop. Bilinen en eski Yunan horoskopu.
arkeolojik açıdan eşsiz bir buluntu. Bütün verileri bir araya getirdiğimizde bize M.Ö. 1. yüzyıldaki bir tarihi verir. Dünyadaki en eski horoskoplardan biri olan Aslan Kabartması, daha fazla araştırmaya layık bir buluntuydu. 1955'te Aslan'ın sırtındaki yıldızlarla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, yıldız dizininin M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihini simgelediği bulundu. Bu tarihin neyi belirttiğine dair tartışmalar bugün hala devam etmektedir. M.Ö. 62 tarihi, Antiochos'un hayatındaki pek çok olayla çakışabilir. O tarihlerde Romalılarla barış yaptığını biliyoruz. O yüzden bu taş, Antiochos'un tahta çıktığı ya da Romalıların gözünde resmi olarak kral olduğu tarihi gösteriyor olabilir. Aynı zamanda Nemrut Dağı tapınağının ne sürede yapıldığını göz önünde bulundurursak, bu taş, tapınağın yapımına başlanılan günü de temsil ediyor olabilir. Kesin olan bir şey vardı. 1883'te sadece etkileyici yerel bir ürün olarak adlandırılan şey, sanatta, dinde ve mimaride Hitit etkilerini taşıyan, Doğu ile Batı'nın uyumunu temsil eden çok önemli bir anıt haline gelmişti. Artık şu biliniyordu, Büyük Hitit İmparatorluğu kısmen de olsa Nemrut Dağı'ndaki anıtlarda yaşıyordu. Teresa Goel uzun yıllar boyunca burayı inceledikten sonra Antiochos'un tasarımındaki etkilerin sadece Pers İmparatorluğundan ve eski Yunan dünyasından gelmediğini anladı. Burada aynı zamanda büyük ölçüde Hititlerin de etkisine rastlamak mümkündü. Bunun üzerine arkeoloji dünyasını Hitit dönemi etkilerinin yüzlerce yıl önce ölmediğine, her zaman burada, Komagene bölgesinde kısmen de olsa var olduğuna ikna etmeye çalıştı. Arkeoloji dünyası Nemrut Dağı'nın tarihi ve mimari değerini daha iyi anlamaya başlamıştı. Anıtın her bir köşesinde yaratıcısının varlığı hissediliyordu. Artık Nemrut Dağı ile bütünleşmiş olan Teresa Güell, anıtı ve Komagene Krallığı'nı Antiochos'un gözünden görebiliyordu. Ata hükümdarlığını devraldığım zaman, dindarlığım nedeniyle tahtıma bağlı krallığı, tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Onları kendi soyumun tarihi köklerinin geldiği Pers ve Helenlerin eski usullerine göre çeşitli biçimlerde tasvir ettim. Bir insana böyle bir anıtsal tapınak yaptıran şey nedir diye merak ediyorum. Otobiyografik yazıtlar, heykellerin büyüklüğü ve Nemrut Dağı'nın bulunduğu konum. Bütün bunlar bize kendine çok güvenen bir insanı göstermektedir. Hatta Antiochos'un fazlasıyla kendini beğenmiş olduğunu bile söyleyebiliriz. Bir insana Toros Dağları bölgesinin bu kısmındaki en yüksek noktaya bu kadar büyük bir anıtsal tapınak yaptıran şey, bu kendini beğenmişlik olsa gerek. Teresa Güell ve Dörner'i Nemrut Dağı'ndaki öncü çalışmaları sayesinde Antiochos ve Komagene Hanedanlığı tarihin sisleri arasından çıkmaya hazır. Fırat, antik ismiyle Öfrates, Batı ile Doğu arasındaki doğal sınır. Binlerce yıl boyunca en büyük medeniyetlere ve en kanlı fetihlere şahitlik etti. Nehre egemen olmak, Pers ülkesine, Hindistan'a ve Mezopotamya'ya çıkan yolları kontrol etmek demekti. Fırat Nehri her zaman bu yöre için bir hayat kaynağı olmuştur. Bölgedeki tarım için Fırat'ın sağladığı su çok önemliydi. Başka faydaları da vardı. Buradan nehrin geçmesi onu egemenliğine almış olan şehrin ve dolayısıyla şehre egemen olan ülkenin iyi bir gelir elde etmesini sağlıyordu. Nehir aynı zamanda bir sınırdı ve bir şekilde iletişim yoluydu. Fırat Tanrısı'na adanmış yazıtların bazılarını düşünecek olursak bu nehrin önemi açıkça ortaya çıkar. Komagene, muhteşem Fırat'ın kıyılarında kurulmuş olan pek çok krallıktan sadece bir tanesiydi. 9. yüzyılda Kummuhu adı verilmiş olan bu bölge, önce Hititler, ardından da Asurluların egemenliği altında refah içinde yaşadı. Bugün bu iki büyük medeniyetten kalma izlere antik atölye ve taş ocaklarında rastlamak mümkün. Bu bölgenin toprakları çok bereketli.
Asıl gelir topraktan, ormandan, özellikle de Sedir ormanlarından ve Fırat Nehri'nin batı yakasının kontrolünden geliyordu. Bu bir anlamda Anadolu ve Mezopotamya arasındaki trafiği de kontrol etmek demekti. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük İskender Doğu-Batı sentezine dayalı bir imparatorluk hayal etmişti. Ama erken ölümü ve ihtiraslı generallerinin bu imparatorluğu paylaşması İskender'in hayallerini yok etti. Milattan önce 2. yüzyılda İskender'in generallerinden biri tarafından kurulmuş ve kurucusunun adını almış olan Seleukos İmparatorluğu büyük bir karışıklık içindeydi. Küçük beylikler ondan kopmak için savaşıyor ve bağımsızlıklarını ilan ediyordu. Küçük ama bereketli toprakları olan Komagene bunların arasındaydı. Ptolemaeus adında yerel bir vali, Milattan önce 163'te Komagene'nin bağımsızlığını ilan etti. Oğlu Samos babasından devraldığı krallığı sağlamlaştırdı. Samos, sahip olduğu demir madenleri, Helen ve Pers dünyalarının kavşağındaki konumu ve Fırat Nehri'nin kontrolüyle Komagene'nin küçüklüğünden beklenilmeyen stratejik bir önemi olduğunu kısa zamanda fark etti. Farklı kökenleri olan altını birleştirmek için Samos, Pers ve Yunan sentezine girişti. Ayrıca başkenti Samsat'ı sağlamlaştırarak Fırat Nehri'nin en önemli geçiş noktası haline getirdi. Onun başarıları ve mirası, gömüldüğü sanılan Gerger'deki 5 metrelik kaya kabartmasında hala yaşamaktadır. Milattan önce 1. yüzyılın başlarında artan Ermeni ve Part tehdidiyle beraber küçük krallıklar yok olma ya da işgal tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu politik ortamda Samos, oğlu Mitradates Kallinikus'u bir Seleukos prensesi olan Laodike ile evlendirdi. Bu sayede Komagene, Seleukos'la beraber Mısır hanedanına da katılmış oldu. Bu evlilikten bir oğul dünyaya geldi. Adını Antiochos koydular. Samos'un yaptığı, Komagene krallarının izlediği diplomatik stratejiler açısından çok güzel bir örnektir. Samos, oğlu Mitradates'i 8. Antiochos'un kızı olan Laodike ile evlendirdi. Bu evlilik sayesinde Seleukosların prestijini kendi krallığınınkine eklemiş oldu. Bu prestij 4. yüzyıla, Büyük İskender'in günlerine kadar uzanıyordu. İskender'in itibarı artık Komagene krallarına da geçmişti. Ne yazık ki devler arasında var olabilmek için itibar yeterli değildi. Ermeni ve Part tehlikelerine doğuya doğru hızla yayılmakta olan Roma İmparatorluğu da eklenmişti. Bu üç güç arasında Doğu Anadolu toprakları için amansız bir mücadele başladı. Fırat üzerindeki stratejik geçiş noktaları yüzünden Komagene yeni ve çetin bir düşmanla karşı karşıya kalmak üzereydi. Bu Ermeni kralı Büyük Tigran'dı. Milattan önce 1. yüzyılda Seleukos krallığının epeyce küçülmüş olması, o bölgedeki yerel krallara kendi güçlerini yaymaları için bir fırsat tanımış oldu. Ermeni kralı Tigran, kendi sınırlarını güneye doğru genişletti ve Komagene krallığını da kendi egemenliği altına aldı. Daha sonra Komagene 17 yıl boyunca, milattan önce 70'e 69'a kadar Ermeni uygusu olarak kaldı. Bütün bu karışıklıklar sırasında milattan önce 70 civarında Nemrut Dağı'nın eteklerinde hem Komagene hem de Küçük Asya için yeni bir dönemi başlatan bir gelişme oldu. Mitradates Kallinikus ve Laodike'nin oğlu olan Antiochos halkının da desteğiyle birlikte Komagene krallık tahtına oturdu. Kendini bekleyen pek çok dış soruna rağmen genç kral, krallığını koruyarak onu zamanının en büyükleri arasına yükseltmeye karar verdi. Antiochos, Komagene'nin en çok tanınan kralıdır. O, Pers kralı Büyük Darius'la Makedonyalı Büyük İskender'in soyundan geldiğini iddia ediyordu.
yeni bir dinin ve kültürün yaratıcısıydı. Kendisi, babası ve Pers ile eski Yunan kültürleri arasında doğmuş olan bazı tanrılar için bir kült başlattı. Milattan önce 69'da Büyük Tigran, Lucullus tarafından yenilgiye uğradı. Fakat Roma ve Part tehdidi hala devam ediyordu. Partlar Komagene'yi batıya açılan bir geçit olarak görüyor, Romalılarsa doğuya geçmek için bir basamak olarak kullanmak istiyordu. Romalı General Pompey doğuya doğru ilerlerken Antiochos Roma'nın güvenini kazanmayı başardı ve milattan önce 62'de Fırat'taki Zeugma şehriyle ödüllendirildi. Bu tarihin onun hayatını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Zeugma'daki ticaret yollarından kazandığı para olmasa Komageneli Antiochos Nimrut Dağı ve Arsamea gibi yerleri ve oradaki muhteşem heykellerle yazıtları yaptırmayı asla başaramazdı. Kendini Filoroman, yani Roma dostu olarak adlandıran Antiochos, krallığının sınırlarını tek bir damla kan akıtmadan genişletmeyi başarmıştı. Ama krallığının uzun ömürlü olabilmesi için Roma anlaşmasını bir Part anlaşmasıyla dengelemesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Milattan önce 40 yılında Antiochos, kızı Laodike'yi Part prensi 2. Orodes'e gelin olarak verdi. Bunu yapmasının nedeni hanedanlar arası evliliklerin sağlayacağı uzlaşmaydı. Bu evlilikle Antiochos iki güç arasında, yani Romalılar ve Partlar arasında bir denge oluşturmaya çalıştı. Antiochos'un becerikli diplomasisiyle Komagene milattan önce 62 ve 36 yılları arasında barışın ve refahın tadını çıkardı. Bu dönemde Antiochos şehirlerin imarına ve tarihte eşine az rastlanacak anıtların inşasına başladı. Tahta geçtikten sonra krallığın her tarafında biliyorsunuz büyük bir kült reformuna girişiyor. Kendisinin merkezli ve gitgide kendisini bir kraldan çok bir tanrıya doğru yönelten büyük bir dinsel reformu bütün krallığı çerçevesinde uygulamaya başlıyor. Belki de gerçekten kendini bir tanrı sanıyordu. Bilemeyiz. Ama diğer yandan hükümdarın iç politikadaki en önemli gücünün din olduğunu unutmamalıyız. Komagene'deki bütün değişik grupların bir araya toplanması için kendisinin bu güce ihtiyacı vardı. Farklı kültürlerden olan halkının hepsini kendisinin merkezi olduğu bir din altında birleştirmek istiyordu. Antiochos'un yeni kültünün ilk yapıtı babasının Kahta Çayı üzerindeki Arsamea'da bulunan tapınak mezarıydı. Ben atalarımın kutsal emanetlerini onlara yaraşır saygı içinde benden sonrakilere aldığımdan daha büyük, daha güzel biçimde devretmeyi aklıma koymuştum. Her şeyi dikkatim ve özenimle ya yeniden inşa ettirdim veya onarttım veya büyüttüm. Kendi yüceliğini ve tanrısallığını göstermenin en iyi yolunun gösterişli binalar ve kabartmalar yapmak olduğunu düşündü. Halkının tamamının kültünü kolaylıkla takip etmesini, ona katılarak onunla birlikte tanrılara dua etmelerini sağlamak için ülkenin dört bir tarafına arkamdakine benzer kabartmalar dağıttı. Barış dönemi Part tahtının varisi, Antiochos'un damadının oğlu olan Pakorus'un Fırat'ı geçip Roma topraklarına saldırmasıyla bozuldu. İki ayrı müttefiki arasında kalan Antiochos, damadının tarafını tuttu ve Partlara yardım etti. Bu Romalılar için affedilmez bir ihanetti. Marcus Antonius bu olayı Küçük Asya'daki bütün küçük beyliklere Roma'nın gücünü göstermek için bir fırsat olarak gördü. Derhal askerlerine Komagene'nin başkenti olan Samsat'ı işgal etmelerini emretti. Birdenbire Antiochos ve Küçük Krallığı dünyanın en güçlü imparatorluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Dünyanın en büyük ordusunu yöneten Marcus Antonius'un generalleri çabuk ve kolay bir zafer bekliyordu. Ama çok iyi korunan Samsat Kalesi'ne çekilen Antiochos ve yetenekli okçuları Romalılara karşı koymak için hazırdılar.
Marcus Antonius'un askerleri saldırınca ama yine diler Romalıları ok yağmuruna tuttu. Antiochos, Romalıların saldırısını durdurmayı başarmıştı. Marcus Antonius bir anlaşma imzalayıp askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Romalılar için utanç verici olan bu sonuç, Antiochos için büyük bir zafer. Antiochos'un Romalılara karşı kazandığı başarı, hiç şüphe yok ki halkı arasındaki itibarını yüceltmişti. Bu onun için çok büyük bir zafer olmalıydı. Ne de olsa askeri açıdan Romalılardan ya da Partlardan daha zayıf bir durumdaydı. O yüzden bu zafer Antiochos'a büyük bir moral ve prestij kazandırmış oldu. İstediği itibarı kazandığına göre Antiochos artık hayatının en büyük projesini bitirebildi. Anıt mezarı başarısının göstergesi olduğu kadar halkı için de bir hac yeri olacaktı. Burada onu ve tanrıları sonsuza dek onurlandıracaklardı. Antiochos tarihteki yerini sağlamlaştırmak ve ölümsüz olmak istiyordu. Nemrut Dağı'nda yaptırdığı anıt mezar kendini hayattayken bile bir tanrı olarak göstermesi ve öldükten sonra halkının kendisi için senede iki kez tören düzenlemesini emretmesi hep bu amaç içindir. Bu ona hem halkının gözünde, hem diğer kralların gözünde, hem de tanrılar katında ölümsüzlük kazandıracaktı. Antiochos, ölümsüzlük uğruna insanlık tarihinin en büyük inşa projelerinden birine başladı. Nemrut Dağı inşaat için çok zor bir mekandı. Buranın yapımı pek çok insanın hayatına mal olmuş olabilir. Bölgenin yakınında hiçbir yerde su yoktu. En yakın su kaynağı yürüyerek 1,5 saat uzaklıktaydı. İşçilerin kalmak için kamp kurduğuna dair hiçbir kanıta rastlamadık. Hava çok sıcak ve bu bölge çok rüzgarlı. Bu kadar büyük bir yeri yapabilmek için Antiochos'un ve işçilerinin çok büyük zorluklara katlandığını kesin olarak söyleyebiliriz. Nemrut Dağı Antiochos'un hayatının sonuna kadar en büyük projesi olarak kaldı. Kalan yıllarını anıt mezarını süsleyerek ve kültünü yayarak geçirdi. Antiochos'un ölümü de büyük bir gizem aslında. Kaynaklardan M.Ö. 32'de Komagene tahtına yeni bir kralın geçtiğini biliyoruz. Bu belli ki Antiochos'un oğlu 2. Mitradates'ti. Yani 38 ve 32 yılları arasındaki bir tarihte Antiochos öldü. Suikaste uğramış olma ihtimali var. Yatağında huzur içinde ölmüş olması da mümkün. Antiochos'un oğlu 2. Mitradates, annesiyle kız kardeşinin gömülü olduğu Karakuş ve kendi mezarı olan Sesön kanıtlarını yaptırdı. Bunlar Antiochos tarafından başlatılmış ve yüceltilmiş olan kült merkezlerinin son örnekleridir. Ne yazık ki ikisi de daha antik dönemde yağmalanmıştır. Komagene hanedanlığı Antiochos'tan sonra bir yüzyıl daha devam etti. Ama Romalıların şüpheci bakışları altında ondan sonra gelenler, Antiochos'un kültünü yaymakta ve onun ideallerini devam ettirmekte zorlandı. Milattan sonra 72'de Roma İmparatoru Vespasyan, Komagene'yi Suriye'nin topraklarına kattı ve adını Örfat Asya olarak değiştirdi. Komagene Krallığı 230 yıl dayanabilmişti. Antiochos'un görkemli günleri çok geride kaldı. Keşfinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Nemrut Dağı sırlarını korumaya kararlı görünüyor. Sırların tek tanığı tanrıların sonsuza yönelmiş bakışları. Uzmanlar dağın gizemleri üzerine çalışmaya devam ediyor. Göel ve Dörner'in çalışmaları ve son zamanlardaki araştırmalar buradaki kalıntılara yönelik bir takım yeni bilgiler ortaya çıkardı.
Bazı tarihçiler anıt mezarın hiçbir zaman tamamlanamadığı ve Antiochos'un öngördüğü muazzam ayinlerin onu izleyenler tarafından asla yapılmadığı konusunda ısrar. Kuzey terasındaki sitelerin hiçbirinde herhangi bir işleme yoktur. Sadece kaba bir şekilde siteller yapılmıştır. Eğer şurada ileride duran bir Antiochos başı var, ona baktığımız zaman bu tamamlanmamışlık bütün çıplaklığıyla zaten ortada duruyor. Yani eğer tabii batı terasındaki başla karşılaştırdığımız zaman bütün açıklığıyla ortada duruyor. Batı terasındaki başta kulaklar, ağız, burun hepsi işlenmiştir en ince ayrıntısına kadar. Fakat buradaki başta, doğu terasındaki başta bunların hiçbiri yapılmamıştır. Bunların hepsini bir araya topladığımız zaman Nemrut Dağı anıtının, yani bu Hieratezion'un tamamlanmamış bir eser olduğunu aşağı yukarı kesin bir dille söyleyebiliriz. En büyük gizemin merkezinde yine Antiochos var. Gerçekten de kireç taşlarından oluşan büyük tümülüsün altında mı gömülü? Yoksa Kahta Çayı üzerinde Arsameya'da babasının yanında ya da atalarıyla birlikte ger geldi mi gömülü? Mezar odası nerede? Bu sorular Kuştayn ve Teresa Güvel'den beri arkeologların zihnini meşgul ediyor. Yüzyılı aşkın bir süredir hem arkeologlar hem de mezar hırsızları Antiochos'un mezarını arıyor. Ve eğer bulunursa büyük ihtimalle bu mezar bir hükümdara ait olan ve Helenistik dönemden kalan el değmemiş ilk ve tek mezar olacak. Bu durum onun önemini daha da arttırmakta ve Kral Tutankamon'un mezarı kadar değerli kılmakta. 1954 ve 1961 yılları arasında Teresa Güell kazılar düzenleyerek mezarı Nemrut'ta ararken Dörner'de Arsameya'da bulmaya çalışmıştı. Ancak gelişmiş araç gereçlerden yoksun oldukları için bu çalışmalar tümülüsün ve heykellerin dış yüzeyine zarar vermekten başka hiçbir işe yaramadı. Antiochos'un nerede gömülü olduğunu bilmiyoruz. Büyük olasılıkla burada değil. Buraya gömüldüğüne dair hiçbir kanıt yok. Teresa Güell, onun buraya gömülüp gömülmediğini anlamak için yıllarca dağın etrafında kazılar yaptı. Hepsi de başarısızlıkla sonuçlandı. Tümülüsün içine, tabanına, bazıları heykellerin arkasından başlayan tüneller kazarak mezar odasını bulmaya çalıştı. Ama buralarda hiçbir şey bulamadı. 1989'da en son yapılan kazının başkanı Doktor Sencer Şahin ve ekibi dağın etrafında jeofizik testleri yaparak mezar odasını bulmaya çalıştı. Testler tümülüsün içinde 3 boşluk olduğu sonucunu verdi. Araştırmacılar bu boşlukların iki terastaki iki Zeus heykelini birleştirdiği kabul edilen Zeus ekseni üzerinde olduğuna inanıyorlar. Batı terasında terasın 15 metre aşağısında bir anomali var. Bir boşluk olabilecek bir anomali var. Ve kaya çekirdeğin en tepe noktasında da bir başka anomali var. O tepe noktasındaki anomalinin gerçek Antiochos'un mezar odası olması, hemen onun altındaki anomalinin ise bir sarnıç olması ihtimali var. Bu boşlukların tam olarak ne olduğu ancak ileride yapılacak testlerle ortaya çıkarılabilir. Nemrut Dağı ilerideki araştırmaları beklerken Antiochos uzmanların aklını karıştırmaya devam ediyor. Ne yazık ki doğanın ve insanoğlunun zarar veren elleri bu gizemlerin çözülmesinde yardımcı olabilecek ipuçlarının çoğunu yok etti. Eskiden iki terası da süsleyen 70'ten fazla kabartma, aslan horoskopunun 100 kısmı ve heykellerin arkasındaki yazıtların en önemli kısımları yok olmuş durumda. Yıllar boyunca mezar hırsızları ve Antiochos'un mezarını arayan arkeologlar yüzünden tapınağın büyük bir kısmı zarar görmüş. Eğer burada Antiochos'un mezarını aramak için daha fazla kazı yapılacaksa hem tümülüs hem de heykeller büyük ölçüde onarılamayacak zararlar görebilir. Çünkü tümülüs çoktan kaymaya başladı bile. Eğer bir mezar odası varsa bu mezar odasını bulabilmenin tek yolu tümülüsün içine doğru kazı yapmak. Ama tümülüs çok hassas. Bu nedenle burada kazı yapmak anıtın sonu olur. Dünyada buranın bir işi yok. Ne doğuda ne de batıda benzerini bulamazsınız. Burasıyla kıyaslanabilecek hiçbir yer yok. Heykeller bulursunuz, tümülüsler bulursunuz, piramitler bulursunuz. Ama dağların çevrildiği bir yerde devasa bir tümülüsün etrafında devasa heykeller bulamazsınız. Bu anıtı geçmişten bir miras olarak kabul edelim.
Onu elimizden geldiği kadar korumalı ve böyle kalmasını sağlamalıyız. Heykellerin restorasyonuyla uğraşın. Tümülüsü rahat bırakın. Gerçeğe uygun olmayan düşüncelerden mümkün olduğu kadar uzak kalarak anıtı bulunduğu şekilde korumaya çalışmalıyız. Antiochos'ta davetsiz misafirlerini kutsal mezar topraklarını rahatsız etmemeleri konusunda uyarıyor. Zamanın akışı içinde her kim, o ister bir kral, ister bir hükümdar olsun, tanrılara saygısızlık edip bu anıta zarar vermeye kalkarsa, her türlü felaket başına gelsin. Antiochos'un mezarında bulma ve gizemleri çözme çabaları tartışmalı bir şekilde devam ediyor. Uzmanlar Antiochos'un mezarının bulunmasının, Mısır'da bulunan Tutankhamon'un mezarının açılmasından beri en büyük arkeolojik keşif olacağına inanıyorlar. Ama şimdilik Antiochos ve tanrıları Nemrut Dağı'nın sırlarını korumaya devam ediyor. 2000 yıldır yaptıkları gibi.